Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zeynep Solman TV'desiniz. Yine magazin gündemiyle karşınızdayım. Aylar önce hatırlarsınız Seren Serengil ile ilgili bir video çekmiştim. Çok da izlenmişti. Seren Serengil hayranları da bir sürü yorum yapmıştı. Neydi videonun içeriği? Seren Serengil acaba TV100'den kovuldu mu? Biliyorsunuz Nisan ayının sonlarıydı herhalde. TV100'de Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu magazin programı yapmaya başlamıştı. Adı da Duymadık Demeyin'di. Fakat bir süre yaz dönemine doğru program ilerledi. Yazınsa Seren Serengil izin aldı. Dedi ki ben tüp bebek yapacağım, çocuk yapmayı düşünüyorum. O yüzden Cengiz'den izin aldım. Bir dönem aranızda olmayacağım. Magazini Cengiz tek başına sürdürecek dedi. Ve Seren Serengil kanaldan ayrıldı. Daha doğrusu programdan ayrıldı. Ve Cengiz Semercioğlu tek başına Sabah Saatleri diye bir program yapmaya devam etti. Bunu hatırlıyorsunuz zaten. Videosunu da koymuştum. Bu dönemde Seren Serengil yaz videolarını paylaştı. YouTube kanalı var çünkü kendisinden. İşte kocasıyla, köpekleriyle, menajeriyle sürekli video koyuyordu. En sonunda geçtiğimiz günlerde işte dualarınızı istiyorum dedi. Çünkü tüp bebek tedavisi ya da işte başka bir tedavi, artık tedavi içeriğinde çok bilmiyorum ama çocuk yapmak için bir tedavi uyguluyorlar ona. Bunun devam edeceğini söyledi ve işte kolunda bir hastane bandajıyla dualarınızı bekliyorum dedi. Herhalde bu tedavi sürecinde bir şeyler denenecek. Ondan bahsetti. Tam bundan bahsederken de bugün ne haber düştü? Acun Ilıcalı Seren Serengil'e storiesinden bir göndermede bulundu. Neden mi? Çünkü Seren Serengil son zamanlarda bu en son Seray Sever'in TV8'deki sabah programında işte fasulyenin pahalılığından şikayet edenler fasulye yemesin, işte ne bileyim sebzenin pahalılığından şikayet edenler ucuz sebze yesin diye bir çıkışta bulunmuştu. Hatta TT Twitter'da yani trend topic olmuştu, Twitter'ın en çok okunanlar listesinde. Herkes dedi ki Seray Sever'e niçin böyle bir şey söylüyorsun, yani ekonomik kriz var, işte sebze meyve fiyatları son derece fazla ve çoğu insan da bunları alamıyor. O da dedi ki işte bombalar patlamıyor ülkede, güvenlik yerinde, niçin böyle bir şeyi hani söylüyorlar, niye yakınıyorlar, işte ucuz sebze alıp da gayet güzel geçirebilirler, bizim ülkemizin huzuru yerinde diye böyle bir çıkışta bulundu. Tabi ünlüler buna cevap verdi. Twitter'dan cevap verenler oldu. Instagram'dan cevap verenler oldu. Seren Serengil de şey dedi, yani magazinin kalitesi düştü gibi bir şeyler söyledi. Seray Sever'i de hesaba katarak. Çünkü TV8'de biliyorsunuz gelin yazın konuşalım diye bir program yapıyor Seray Sever. Hakan Atipoğlu ile birlikte. Yani Acun Ilıcalı kışın sürdürdüğü magazin kuşağını yazın bu ikiliyle sürdürüyor. Seray Sever çok uzun süre kameralar karşısında değildi. Göremiyorduk kendini. İşte bir ara yapımcılığa soyunmuştu, sonrasında bıraktı vesaire. Yoktu açıkçası. Evlendiğini duyduk genç bir, kendisinden yaşça küçük biriyle. Ardından da bu programda karşımıza çıktı. Sonra Seray Sever'in bu çıkışından sonra Seren Serengil'in de TV8'deki program tutmadı. İşte magazin programı çok da kaliteli değil tarzı, onun böyle biraz hani herkese biraz tepeden bakan bir havası vardır açıkçası, hatırlarsınız. İşte Gülben Ergen'le olan polemiğinde de böyle söyler. İşte diğerleri sonradan görmüş. İşte ben aileden gördüm, işte kolejliyim vesaire, işte piyano çalarım gibi böyle söylemleri vardır. Herkes bilir, takipçileri. Benim Seren Serengil'e bir kastım yok. Daha önceki videolarımda da söyledim. Ben sadece konuyu yorumluyorum. Acun Ilıcalı storiesinde şöyle diyor. Acaba diyor Seren Serengil'in kanalımızı karalamaya çalışması, kanalımızda iş isteyip de yer vermediğimiz için, yani biz, o bizden iş istedi TV8'de, program sunmak istedi ama biz ona kapılarımızı açmadık. Yani biz onun program sunmasını kanalımıza istemedik. O yüzden mi, bunun kuyruk acısıyla mı acaba kanalımızı karalama kampanyası başlattı diye Acun bizzat official sayfasında, Instagram storiesinde bir yazıyla Seren Serengil'in adını da geçirerek böyle bir sözde söylemiş oldu. Yani storiesinde böyle bir şey de paylaşmış oldu. Bu demek oluyor ki Seren artık herkesten veto yedi. Yani itici bir hale geldi. Şimdi Acun, TV8 çok önemli bir kanal. Bir medya patronu olarak da tabii Acun'un sözü her yerde her daim geçiyor. Sevilen de bir kişilik. Bir eğlence kanalı, entertainment kanalı. TV100 biraz haber kanalı tadında, tematik bir kanal. Arada tabii magazin programı da oluyor. İşte Seren'le Cengiz'e yer vermişlerdi. Şimdi kanaldan kovuldu dendi. Bakalım, sezon artık bitmek üzere. Yani Ağustos yaz sezonu bitecek. Eylül'e geçeceğiz. Ve Eylül ayında göreceğiz kimler kaldı, kimler gitti. Cengiz tek başına mı? Seren gelecek mi? Seren bir yerde yer bulacak mı? Yoksa YouTube'da devam mı edecek?
Daha öncesinde bu Yaşar İpek'in biliyorsunuz kız kardeşi Eylem Şafak İpek'le de arası iyi değil. O da Eylem Şafak İpek de TV8'de magazin programı sunuyor. Biliyorsunuz ki Hakan Ural'ın da yer aldığı bir kuşakta. O da bir gazeteci olarak işte gazete köşesinde de yazıyor. Daha doğrusu bir Instagram sayfasında bir gazete köşesi var. Daha doğrusu bir sayfası var diyeyim ben ona. Orada da haberler yapıyor. Genelde Seren Yeren haberler yapıyor. İşte Yaşar İpek'in kardeşi ama Seren'le hiç yıldızı barışmadı. Seren'in annesiyle de Seren'in yıldızı barışmamıştı biliyorsunuz. Hatta bir ara ayrılmanın eşiğine geldiler Yaşar'la Seren. Annesiyle çıktıkları bir barışma yemeğinde işte şöyle demişti. Sevdiğim için çiğ tavuk da yerim sözü. Seren'in annesini kızdırdı. Yaşar'ı bile kızdırmıştı. Ama gel zaman git zaman aralarındaki o işte kötü hava dağıldı. Yaşar tekrar Seren'le barıştı. Annesiyle bilmiyorum son durum nedir. Seren'in kayınvalisi arasındaki son durum bilmiyorum açıkçası ama Seren stresli günler yaşıyor. Zaten Uçan Kuş Medya, Can Tanrıyar oldum olası Seren'den çok kısa zamanda işte arası iyiken kötü oldu. Sonrasında oldum olası nefret eder hale geldi. Ve baya baya ikili çatışıyor. Yani Seren diyor işte sen petektin çözü şunu yaptın. Sen şöyle yasaklı madde kullanıyorsun, sarhoşsun, şusun, busun. İşte Can diyor Seren'e senin programın tutmuyor. 50 yaşına gelmişsin. İşte şudur budur. Ya çok belden aşağı birbirlerine vuruyorlar. En son Acun Ilıcalı'nın da bu storiesine paylaştığı ve bizzat yazdığı yazıdan sonra Seren bilmiyoruz TV100'de kalır mı? Başka bir kanalda yer edinir mi? Bu çünkü küçük bir camia ve birbirlerini koruyan kollayan camia. Ben Can Tanrıyar'la çalıştım da Acun Ilıcalı'nın sürekli kanala geldiğine şahit olmuş biriyim. Yani Acun'la Can'ın arası son derece iyi. Biraz da tabii Can Tanrıyar da etkisi var. Biraz da Acun'la Can'ın arasında iyi olduğunu bilen Seren de belki bir de Eylem İpek Şafak'ın da Eylem Şafak İpek sanırım ya da Eylem İpek Şafak her neyse. Onun da tabii programda Acun'un programında yer edinmesi, Seren'le Eylem'in işte düşman olması. Belki bilmiyoruz Gülben de Acun'la yakın ve iyiyse o da böyle iyice işi kızıştırmışsa herkes Seren'de Seren'le uzaklaşmış vaziyette. Yani Seren bir şekilde veto yiyor yani. Ne olacak bilmiyorum. Ben olsam Acun'u karşıma almazdım. Yani Acun kim, Seren kim diyebiliriz açıkçası. Çünkü Acun baya baya bir yol aldı. Belki bir zamanlar muhabirdi, kanal patronu değildi. İşte atıyorum bir yerlere tırnaklarıyla geldi. Hani Seren diyor ya ben işte İpek Çarşaflar'da doğdum. İşte şu yaşımda piyano çalardım. Şu yaşımda dadımla gezerdim vesaire diyor. Evet okey ama geldiği nokta Seren'in yerinde saydı bir nokta. Ama Acun'un geldiği noktayı işte göz önüne alırsak alınan jetler, işte trilyonluk işte evler, çok büyük miktarda paralar da nafaka ödemeler, işte şahane bir hayat, çok güzel bir yaşam ve bir arkadaş grubu ve bir çevresi var. Kanal patronu sonuçta çok da değeri olan bir kanala sahip. Yani Acun'u karşısına alarak aslında hiç iyi yapmadı. Belki Can Tanrıyar çok da şu dönemde aktif değil ve düşüşte. Ama Acun Ilıcalı olmadı. Yani Uçan Kuş Medya ile tamam savaşırsın, Uçan Kuş'a verirsin, veriştirirsin. İşte dersin ki yeterince reyting almıyor, eski Can Tanrıyar değil elbette ki. Ama Acun Ilıcalı vefalı. Çünkü Acun Ilıcalı Can Tanrıyar'ın programlarında son derece aktifti. Orada biliyorsunuz Acun Firar'da yaptı, çalıştı vesaire Show TV'de, işte Uçan Kuş'ta, Pazar Keyfi'nde, şurada burada bir sürü... Acun Ilıcalı röportajı görürsünüz. Çoğunda arşivden çıkartıp koyduğum haber yaptığımda olmuştu orada çalışırken. Yani Acun Ilıcalı ile Can Tanrıyar'ın arası iyiydi ve hep iyiydi. Şu anda da iyi. Ama Seren'le ilgili pek bir şey söylemiyordu Acun. Hiçbir zaman işte Can'la kötü, benle işte kötü ya da benle program yapamaz demiyordu. Ama bir şekilde Eylem, İpek Şafak'ın da orada sanırım Seren'le ilgili kulis yapmasından kaynaklı. Seren'in orada çalışmak isteyip çalışamamasından da kaynaklı bir şey oldu, çatışma oldu ve karalama derken yani Seren şöyle bir şey söyledi, program tutmadı. Tabi Acun'a direkt bir karalama yapmadı ama TV8'deki bu programın, Seray Sever ve Hakan Atiboğlu ile olan programın çok da reyting almadığını, çok da kaliteli olmadığını ima etti. Acun da her patron gibi, özellikle Acun da bir de programlara sahip çıkan, onlara kol kanat gelen bir yapısı var. Programını yeren Seren'e acımadı ve storiesinde afiş etti. Yani bunu söyledikten sonra bilmiyorum TV100'de kalır mı, TV8'e zaten şu durumda herhalde pek istenecek gibi gözükmüyor. Yani Eylül sezonunda Seren ne yapar ne eder bilinmez. Şu anda da zaten stres altında olmaması lazım, çocuk yapmak istiyor. Artık o hasretle yanıp tutuşuyor.
çok da umursar mı bilmiyorum ama yanlış yapıyor. Yani çok fazla o toplara girmeyecekti. Biraz daha politik olmayı becerecekti. Seren pek politik olmuyor. Yani Gülben Ergen daha politik bir karakterdir. Seren daha dediğim dediktir. Daha böyle işte ağzına geleni söyler. Çok da tartmıyor. Çok fazla düşman edinirse Can Tarıyer belki şu anda, şu an için söylüyorum, ufak bir lokma ama Acun Ilıcalı büyük bir balık. O büyük balığı ve onun çevresini ve bu küçük camiayı kaybetmemek lazım. Çünkü iş bulmak televizyonda çok zor. Bir sunucu, bir spiker olarak söylüyorum. Tanınmanız yetmiyor. No name'seniz, isminiz çok bilinmiyorsa, işte bir kitleniz yoksa zor. YouTube'da bir yerlere gelmek de o kadar, eskisi kadar kolay değil. Yani bir şeyleri izlettirmek lazım. Birilerine sempatik olmak lazım. Çok itici olmamak lazım. Arkadaş çevrenizi korumanız lazım. Çünkü çok az program yapan kanal var. Çok belli başlı isimler var. Çok küçük bir çevre var. O yüzden dikkat et Seren Serengil. Eğer televizyonda aktif çalışmak istiyorsan Acun'u karşına alma bence. Yani inşallah evladında olur ama ondan sonra tekrar aktif bir televizyon yaşantısı isteyecek bir halin var. Haleti ruhiyen var. YouTube'da sana yetmeyecektir. Biraz daha hani Cengiz gibi. Cengiz biraz daha ılımlı, biraz daha böyle orta yolcu. Öyle gidersen iyi olur. Can Tanrıyar'la düşmanlığını da bitir bence. Bitiremiyorsan da Can'ı tabii çok kale almıyorsun. Belli ki uçan kuş medya beni karalıyor, bana haber yapıyor diyorsun. Ama bu haber bizzat başka haber kanallarında da vardı. Ve Acun'un storiesinde kendi yayınladığı Seren'in adını vererek onu istemedik de bizi karalıyor diye gülücükle paylaştığı bir şeydi. Bundan sonra bilmiyorum, magazin olmasa bile başka bir şey yönde ilerlerse, başka bir şey sunmak isterse çevresini muhafaza etmesi gerekir diyorum. Zeynep Solman TV'den bugünlük bu kadar. Lütfen abone olun, bildirimleri açın ve beni takip edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı, kötü yorumlarınızı, artık ne varsa eleştirilerinizi açayım. Öptüm.